Sen en doğrusunu yaptın. Kimse babanın oğlu değil. Kendini geliştirme alanlarıyla oynamak zorunda değilsin. Emircan 10 yıl olmuş. Abi sen hep idolüm oldun. Seni çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncusun. Seviyorsun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Makro'ya 3 lira atmış. Demo Rewind gibi bir uygulama var mı? Türk yabancı çok fazla oyuncuya sordum. Hiçbirinde ne key var ne de başka bir şey. Ya da başka uygulama önerebileceğin uygulama var mı? Başka benim bildiğim herhangi bir uygulama yok. Ve bu da bu tarz uygulamalarda zaten 2500-3000 euro gibi bir civarında para ödemen gerekiyor. O yüzden böyle bir program alman için. Fakat ben bunu bu takıma girdiğimde key sahibi oldum. Birazcık şansıma denk gelen bir olaydı. O yüzden şans birazcık. Dünyada çok fazla kişi de yok. Toplasan 10 kişi de 15 kişi de var. Benim şansıma denk geldi, öyle söyleyebilirim. Fazım bu kadar düşüş hakkında ne düşünüyorsun? Ben asla böyle bir şey düşünmezdim mesela. Abi Scream yayında Türk'ün biri maçta karşı tarafta da mı küfür yazıyor? Olabilir kanka böyle bir şeyler. Pazı neden düştü hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşım. Bilmiyorum nedeni de. Evet, güzel şeyler yaşattık arkadaşlar. Güzel şeyler hakikaten yaşadık. İşte 2016'da şampiyon olduk. Bir ton Avrupa'da şampiyonlar aldık. İşte minöre kazandık. Majöre gittik. Falan filan güzel şeyler yaşadık. O yüzden Türkiye'den kimse yapmadı şu ana kadar bizim yaptığımızı. Keyif aldım. Aynen, saygısızca bitmedi. Fena keyifler aldık. Güzel şeyler yaptık. O yüzden bir şey deme gerek yok. Pilot turnuvasından PC aldım demiştin. CSGO'ya da öyle başladım demiştin. İlk aldığım PC'de kaç FPS alıyordun? 300 alıyordum çünkü 300'ü 2-3 sene 300 alıyordum. Ondan sonra sıralar yaşamıştım. PK atamıyoruz maalesef ya. Şu anlık turnuvaların falan filan var, o yüzden. Can bana çıkarsa kod yerine test kitabı alır mısın bir tane sınavım için? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana hemen alalım ya. Sana hemen alalım. Senin test kitabını hemen alalım. Hiç sorun değil. Bu oyun sonunda sınav falan vardı herhalde. Duyduğuma göre. Berkay Sun Set Wolves 3 lira atmış. Can abi iyi yayınlar. Bolu'dan selam, seviyorsun demiş. Teşekkürler, çok sağ ol. Eren Yılmaz 10 lira atmış. Abi bir daha maç daha anlatım yapar mısın? Seni çok seviyorum. Ekipçe senin verdiğin öğütleri inceliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Teşekkürler, çok sağ ol. Bence de iyi yapıyorsunuz abi. Ekip olarak izliyorsanız eğer hepiniz gelişim oranı yükselir yani. Abi Paz galiba siklemiyormuş. Oyunu çok bayağı zenginmiş ailesi. Doğru mu? Öyle bir şey doğru değil. Artı benim duyduğuma göre Space zamanında ben bu kadar oynasaydım dünyanın en iyi takımı olurduk falan demiş. Öyle duydum birkaç kişiden falan. Çok fazla oynadığını düşünüyorum. Fakat oynayıp bir şey yapamıyorlar. Onu anlamadım nedenini. Çünkü Paz normalde Boca'yı da izledim mesela. Boca onların karşısında çok iyi oynadı. Ondan sonrasında ben biraz daha dedim ki işte adamları izleyip bakayım işte neler yapıyorlar falan. İşte ellerinde neler var. Nasıl şeyler uyguluyorlar falan filan. Hani biliyorlar mı gerçekten oynamayı falan gibi bir şeyler baktım birazcık. Yani takıma karşı oynadılardı 2-3 gün önce falan, İsrail'li bir takıma karşı falan 16-14 yendiler takımı, ama öyle bir yendiler ki yani çok inanılmaz zor yendiler. Ve hepsi no-namer falan bir takımdı. Gerçi bilmiyorum. Umarım kendilerini daha çok geliştirdiler. Kötü olmadığını düşünüyorum. Kendi Türkiye'nin guru olarak görüyor musun? Bence görmelisin. Teşekkürler, sağ ol böyle düşünüyorsan. FaZe maçına daha var. Hazırlanıyoruz da her gün. Steam'e bakar mısın demiş Nurullah. Bakalım Nurullah ne varmış Steam'de. Abi çekiliş modları açar mısın? Ya Nurullah kalk bir stri git amına koyayım. Taşak mı geçiyorsun? Bunun için mi bana yaz dedin ya? Niye açayım amına koyayım? Şey anlamadım ki şu an. Hayır, modları niye açayım? Onu anlamadım ki şu an. Agacım YouTube'dan NS Community diye modlar giremiyor abi. Girmesin amına koyayım ya. YouTube'da NS Community'mine bir bok kanalım var. Zaten paranın amına koyuyorsun sponsorundan mı? Hala bir de gelip artistik yapıyorsun bana şey açar mısın falan diye ya. Kalk site git buradan ya Nurullah.
Biz taş mı yedim abi demiş bir tanesi de. Markus 560 Can Big'in majora gelebilme şansı var mı? Varsa önümüzdeki hangi turnuvada belirlenecek ne durum? Ya aslında turnuvalar var ileride. Yakın tarihte aslında bu. Gelecek ay bu tarz turnuvalara girip sürekli puan aldığımız zaman Major turnuvaya girmeye kazanıyormuşuz. Ben inanıyorum ki yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü takımın kapasitesi yüksek ve potansiyeli yüksek bir takım şu an. O yüzden eğer günümüzde olursak abi saat sileriz yani. Kanka CSGO'yu bırakıp 1.6'ya başlayacak mısın? Güzel kafaymış kanka. Aa, benlik bir şey değil. Sen beni hep yanlış anlıyorsun. Ben abonemizden ben gelebiliyorum. Biz çocuklar için demiştim. Neyse girmeyin lan. Modlar taş yine akü yazmış. Knight oynamıyorum arkadaşlar. Ben Knight'ı çok kısa bir süre için oynamıştım. Evet, oynadım çocukluğumdan beri oynadım. Fakat böyle şey yani zaman geçirme için takıldığımız günlük falan takıldığımız bir şey ama hani öyle bir şey de yok aslında artık. Faysal Demirci 15 lira atmış. Abi bu maç anlatımların cidden iyi. Bayağı gelişim sayan destekmeye devam zantez demiş. Teşekkürler çok sağ ol. Destek aynen. Destek devam demiş. Teşekkürler sağ ol. Ya aslında şöyle bir şey var. Sumo'ya güzel şeyler yazdı kardeşim demiş. Ne yazmış ki Sumo'ya? Nereden yazmış? Reis Dorukan mı? Yoksa benim hafızam mı kötü? Reis 96 chat'teki Dorukan mı? Beşiktaş'taki Dorukan. Seni bir şey alayım oysan eğer. Aaa. Owen Man. Muhtemelen benim chat'teki şey olan var ya, moderatör olan reis muhtemelen şey Dorukan diye düşünüyorum abi Beşiktaş'taki. Adam bizi hep destekliyor ya. Hep yazıyor abi adam valla. Helal olsun. Eğer normal Face falan oynarsak alacağım abi. Onunla takılacağız, oynayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi abi Mount oranlar falan deli gibi geliştirdi kendine falan. Öbürlerin de dur bakayım Emre ya birader çekeceksen çek rehin aldın bizi burada. Tamam kardeşim sakin ol ya Allah Allah. Çekiyorum arkadaşlar. Sohbete çok daldık aslında. Emre burada birazcık haklı. Çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Maşin abi. Can dostum yaşım 32 hakikaten seninle gurur duyuyorum. Sayende spreylerim fena gelişti. Kral sen. Kralsın sen Allah'a yalan şey. Teşekkürler çok sağ ol. Abi bana PC al söz FB kasacağım. Kendine uygun sensiz nasıl bulursun onu hiç fikrim yok bilmiyorum ya. Sizin çalışma stiliniz gelen çok hoş. Bazı smoklar için aynı Wimbledon FOV kullanıyor musunuz? Evet. Ya biz takım olarak High Need Time demiş abi. Şey yapar mısınız? Nurullah arkadaşa oğlum adam Almanca hier yazıyor amına koyayım. Adam Almanca buradayım diyor. Onu çekin abi. Kısmetse artık evet abi. Allah kabul etsin arkadaşı gözaltına alalım. Aynen kanka Avenger alalım. Oğlum Dark Mode yapalım şunu ya. Kör olmuşum oğlum aslında ben.
Verme diye bir şey yok. Aldınız mı Nurullah arkadaşı? Bak oymuş hakikaten, doğru kalmış. Sen bizim grubumuz her zaman yanında, araya sallar, yolun açık etsin. Sağ ol valla, teşekkürler. Şey yapalım. Birkaç gün içinde değil de şu turnuva falan bitsin benim söz. Bu turnuva bittikten sonrasında bir şey yapalım. Beraber oynayalım. Kanka hak diye bir şey var ya. Adam açıkçası tabii ki vermek zorundasın ama. Manyak mısınız? Çektiniz mi abi? Ben Nurullah'dan bekliyorum şu an. Bir saniye. Ha tamam Nurullah. Tamam canım benim, çekmiş tamam. Tamam ben artık söylemiyorum Nurullah, sen sınav full çekersin abi herkesi, o yüzden. Bir daha çekiyoruz arkadaşlar. İlk arkadaşımızı çektik. Bir tane çektim. Görkem Unkan. Görkem Unkan buradaysa biri bir şey almış. Abi Mozbar neden bu kadar düştü sence? Hiçbir fikrim yok kardeşim benim. Aralarında muhtemelen bir sorun vardır. Bir sorun yaşadıkları için böyle bir şey yapmış olabilirler. 19-20 yaşındaki e-sporcu olmak isteyenlere bir tavsiye verebilir misin? Ya kanka ben keyif alıyorum abi. Keyif alarak yaparsanız eğer her zaman başarılı olursunuz. Verebileceğim en iyi tavsiye bu. Reis yanlış anlamadı. Adamların sana online demesi, senin de ben parama bakarım demenin ne alakası var? Seviliyorsun. Ya şöyle bir şey var. İnsanlar benim internet üzerinden çok iyi oynadığımı ve turnuvada kötü oynadığımı düşünüyor. Aslında ben önceden kendi takımımda oynadığım zamanlarda herhangi böyle bir düşünce, herhangi böyle bir şey hiçbir zaman almamıştım yorum. Fakat bu takıma geldim. Bu takımda en başta çok iyi oynuyordum ben. Sonrasında yani bayağı bir şey değişti takımda. Benim de farklı şeyler yapmamı istediler benden. Farklı şekilde oynamamı istediler. Çünkü Taps'ın da aslında benim gibiydi. Oyun tarzı olsun ve pozisyon alanı çok aynıydık. O yüzden benim bazı şey değişmem gerekiyordu. Sonrasında ben her şeyimi değiştirdiğim zamanlarda da herkes benden çok hızlı bir şekilde adapte olmamı bekliyordu ama bu şekilde hani bu imkansız olan bir şey gibi bir şeydi yani, hemen olması. Ve bir şeyler değiştiği zaman da böyle bir algı oluştu insanlarda. Ben burada çok iyi oynuyorum, burada oynamıyorum gibi gibi gibi. Hadi bunları siktir ediyorum ben. Çok fazla takmıyorum, umursamıyorum. Zaten ben takıma geldiğim zamanlarda takımımızdan çok iyi oynuyordum ben. Çünkü isterim gibi oynuyordum o yüzden. Ya benim için çok önemli değil kimin benim hakkında ne düşündüğü. Zaten ben kendimi biliyorum. İnsanlar azından, zeki insanlar azından biliyordur. Oyuncular azından biliyordur nasıl bir oyuncu olduğumu. Kendi mentalite sevimi de biliyorum. O yüzden kalbim ve içim çok rahat her durumda. Çok da sikimde olmaz insanların benim hakkımda ne düşündüğü. Benim orada söylemek gerektiğim şey, ben dışarıdaki 10 yaşında eline klavye yeni almış orospu çocuğunun bana online demesini çok fazla takmam. Cebime dolan parama bakarım her zaman. Demiş olduğum şey tamamen budur. Çünkü çocukların çoğu söyleyenlerin daha yeni yeni elini almış olan tipler olduğu için boş insanlar geliyor bana. Görkem Mesko'ya selam demiş. Görkem'i alın abi içeriye. Çektim yine. Audans Tugix diye birine denk geldi abi. Dit BF demoları izliyorum, uyguluyorum ama karşı taraf profesyonel maçları gibi yavaş oynamadığı için taktikler tutmuyor. Ne yapmam gerekiyor? Aslında karşı takım profesyonel olmuyorsa, oynamıyorsa senin vurmaktan başka bir şeyin yok abi. Vuracaksın sadece karşında koşan adamları. Başka bir şey yok çünkü. Belki doğrudur dediğin şey Talha Koç. Benim düşüncem spor yaparsam eğer çok uzun bir süre terle alakalı bir sorun kalacağını düşünmüyorum. Test kart kitabı isteyen kardeşimize yayında alır mısın? Yayına almam. Yardımcı olurum sadece. Onun haricinde başka bir durum yapamam ona. Çok abi susadım ya. SQS demo izlemeni öneririm. Elli lira atıyorum sadece Melih. Teşekkürler, çok sağ ol bağışın için Melih. Eğer sana atarsam çok fazla insanın hakkına girmiş olurum abi. O yüzden yanlış yapmış olurum. Kusura bakma.
Son bir daha çekeceğim. Bu arkadaş buradaymış. 2x bunu çekin abi. Audan 09 abi. Son defa çekiyorum. Nikotin çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Benim açımdan çünkü çok uzun süreden ben 60 Hz ve 70 Hz oynadım. Sıkıntı yapma ileri Batu. Almanya'daki seviyem hakkında pek bir şeyim yok. Şu anlık oyun hakkında dediğim gibi bir zaman konuşmuştum. Ben hangi seviyede olduğumu bilmiyorum, söyleyemem fakat yani oyundaki çoğu terimi ve oyunda konuşulan çoğu şeyi anlayabilirim Almanca. Ve ufak ufak konuşabilirim küçük küçük böyle. Onun haricinde yakın bir zamanda okula falan gideceğim diye konuştuk. Anlaşma yaptık. Bakalım ne zaman başlayacağım tam bilmiyorum. Zaten kendime ne bileyim dediğim gibi en başlarda çok fazla çok özgüvenli hissetmedim Almanca falan filan olayında. Ve çok fazla kavga ettik zaten en başta ben öğrenemeyeceğimi söylemiştim. Sonrasında temiz bir kafayla oturup kendi oranımı düşündüğüm zaman benim başka çaremin olmadığını anladım. Öğrenmem gerekiyordu çünkü. Bu nasıl benim öğrenebileceğim hale getirebilirdim? Tamamen eğlenerek. O yüzden bakalım. Eğleniyorum falan filan. Bilmiyorum bakalım ya. Çok bir şey söyleyemem. Rewind sayesinde o yüzden ona da vurdum artık 11 oldu. Yürüyen HRT ve Adem abi ne yapıyor? Ne yapsın? Muhtemelen şu an babam beni izliyordur zaten. Bir iki gün önce konuştuk. Son defa çekiyorum. Device'ın ayrılığı hakkında ne düşünüyorsun? Device ayrılmadı ki kanka. Zipnix ayrıldı ve Glaive. Bunlar da komple ayrılmaktan ziyade kafaları yanmış abi normal olarak. Kardeşim CS 1.5 zamanında sen onu hatırlıyor musun? Ama Big Clan vardı. Batıkent İnönü Gençlik diye. PBG klanı vardı. PBG'yi çok iyi biliyorum. Mortal falan vardı. Dreadful falan vardı. Hatırlıyorum o tipleri ya. 43 yaşındayım. Oğlumla ben seni izliyoruz. Seviliyorsun demiş. Teşekkürler. Çok sağ ol. Tapsın sevecek biri ya. Tapsın iyi, Tapsın iyi. Ya kontkar kişiden kişi tamamen değişiyor. Ben nasıl bir şey söyleyebilirim ki sana bu konu hakkında? Son bir defa çekiyorum. Son defa çekiyorum. Şu an kaç tane çektim bilen var mı? 3 mü 4 mü? Üç mü çektik tamam. Abi küfürlerin için teşekkür ederim. Küfür azlem gelişiyor. Kanka en başta yürüyen HTV dedim. Bana hakaret ettin. Ondan sonra küfürlerin falan deyip yine beni aşağı çekmeye çalışıyorsun abi. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Anlatır mısın bana? Neden? Seni hatırladım Rix. Artık bunu niye yazıyorsun kanka her seferinde ya? Yazık değil mi? Çekiyorum abi. Son defa çekiyorum ve bitiriyorum her şeyi komple. Ah. Son defa çektim. Hayvagın diye birine denk geldi şu an. Burada mı arkadaş? Tapsın biraz zallama değil kardeşim benim. Tapsın çok iyi bir çocuk ve benim şu ana kadar tanıdığım en temiz kalpli çocuk olabilir abi.
Çok temiz bir çocuk ve hiçbir şekilde hiçbir zaman kırmaz. Hep çok saygılıdır. O yüzden Melih imzayı alabilir miyim yazıp 50 lira atmış şimdi de göt etmek için beni. Sağ ol Melih, teşekkürler. Çekiyor musun? Burada mı arkadaş? Arkadaş buradaymış. Onun için sonra yine bir tane çekiyorum. Kısacını kaybetti abi. Şanssız arkadaş. Merkava 23. Hızdan buradaymış adam. Yeterli ya. Ya öyle diyorsun da oğlum. Buradayım dedim. Merkava 23. Bu arkadaşı da alalım abi. Şimdi arkadaşlar hep komple bitmiştir. Bir en fazla 5 dakika daha buradayım. Biraz da sohbet edeceğim. Varsa mantıklı sorularınız cevaplayabilirim. Yoksa eğer kaçacağım. Ter sorunu çözmedim. Ya benim çoğu söylediğim cevaplarını hep verdiğim şeyleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Abi cüzdana tahmini kaç euro var? Euro yok. Dolar var şu an cüzdanımda çünkü en son Amerika'da turnuva gitmiştik. Ondan sonrasında dışarı çıkmadığım için en son Amerika'da işte harcadığım bir para vardı. Yediğim içtiğim oradan kalan dolarlar var şeyde cüzdanımda. Ben o kulaç anlarındaki baskıyı seviyorum demiştin. Neden? Aslında şöyle söyleyeyim. Kişiden kişiye oyuncudan önce değişiyor. Zaten çoğu oyuncu bu oyundaki işte baskıyı sevdiği için oynuyor abi. Keyif alıyor. Bazısı baskıyı sevmediği için ve baskıda altında kalıp karşılık veremediği için çoğunlukla alt seviyede kalıyor. Eğer baskıyı önlersen, bak bu profesyoneller için çok önemli bir şey. Eğer kendi üzerindeki baskıyı önlersen ve çok rahat hissedersen kendini, çok huzurlu hissedersen oyun içinde ve keyif alırsan her zaman başarılı bir oyuncu olabilirsin. Tizyan sana karşı biraz soğukkanlı gibi yani bana göre biraz da egolu. Ya çok öyle biri değil. Babanın chat'te muhabbet etmek istiyoruz bro, gör artık. Tamam, babama söyleyeceğim. Babam aslında Ömer, babama hesap al oğlum. Babama hesap aç bir tane hemen seriden. Sonra babama ID PV'sini ver. Babam o hesaba girsin. Arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Emre şu an çayda mı abi? Sayson AWP olarak güven vermiyor kanka, ne düşünüyorsun? Şu an bayağı mantıklı bir şey söyledin kanka, mantığı yok. Çünkü Sayson bayağı hakikaten iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum AWP'sini. Çok beğendim bir oyuncu abi AWP'sini, öyle söyleyeyim sana. Crosshair'ımı beğeniyorum. Bu karantina döneminde senin psikolojinin durumu demiş Yasemin Nukan. Kendim ben de bilmiyorum açıkçası ya. Kendimi her gün rahatlatmaya çalışıyorum sürekli. Fakat bu durum ne kadar daha devam edecek bilmiyorum. Ve psikolojimi sorarsan 4 aydır aynı günü tekrarlıyorum. Psikolojim
alt üst olmuştur şu an. O yüzden yayın açıp sohbet edip kafamı toplamaya çalışıyorum. Dalmamaya çalışıyorum. Çünkü başka bir durum yok yapabileceğim. En fazla yapacağım şey bahçe çıkıp hava almak. Onun için 4-5 aydır aynı gün tekrarlıyorum sadece. Ailem, arkadaşlarımı özledim. Umarım turnuvalar bittikten sonrasında İstanbul'a döneceğim. İstanbul'a döndüğünde bitecek işte her şey. Ve üzerinde böyle bir durumu bilsem sigarayı bırakmazdım. Sigarayı bıraktım arkadaşlar ben. Sonrasında korona muhabbetleri meydana çıktı. Bir de oradan vuruldum. Birazcık şansım yok abi. Yapacak bir şey yok. Nasıl bırakıyorsun? Tek de bırakıyorsun kanka sigarayı. Evet arkadaşlar, ben yavaştan kaçıyorum. Bakalım güzel bir kardeşimiz host atılabilir mi? İmor buradaymış. Siz İmor'a kaçın. Takılın İmor'la. Kendinize iyi bakın abi. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Klipton 360 abi, yayınlar CS 1.6'da Fast Cup kasıyorum. Lakin kulaklık alacağım, çok kararsızım. 1K bütçem var. Ne önerebilirsin? Birkaç öneri. Sennheiser öneririm. Ve HyperX önerebilirim. Kendi kullandığım kulaklığı önerebilirim. Fakat HyperX çok iyi bence. Ama Sennheiser'ı da kullanabilirsin abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Teşekkürler. Dorukhan, çok sağ ol. Arkadaşlar, Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın abi.